Kolay gelsin. Sağ olasın. Parkta, sağ olasın. Parkta dinleniyorsunuz. Dinleniyor tabii. Ya biz bir kısa araştırma yapıyoruz. Biliyorsunuz Mart ayından beri ülkemizi ve dünyayı saran bir korona hastalığı belası var. Eylül ayına geldik. Bir takım süreç geçti. Bir şeyler yaşadık. İşte kimi yasaklar oldu, kimi kısıtlamalar oldu. Hala bir takım şeyler devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir de isminizi de öğreneyim. Nedir isminiz nedir? Mehmet Tuncer. Mehmet Tuncer. Mehmet Tuncer Bey. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Efendim, kısa düşüncenizi alalım. Tabii bu hastalık umumi, bütün dünyaya yayılmıştır. Tabii bu hastalık gitmesi için kendimizi çok kollamak lazım. Mesela maskeyi muhakkak takacağız. Mesafeyi muhakkak uygulayacağız. Tokalaşma olmayacak. Temizlik bir de muhakkak. Temizlik de ileri geliyor efendim. Tabii böyle kalabalık ile girmememiz lazım. Çünkü bizim bakanımız gece gündüz yalvarıyorlar. Ne olur? Kendimizi kollayalım diyelim şu tabii. O da kendimiz için söylüyorlar yani bu şu. Bu hastalık hep ki Allah alacak bunu. Devam etmeyecek inşallah. Bu da bir imtihandır yani. Ama şunu da söylüyorlar şimdi yani. Az önce dedik mutlaka bir kere hastalık tedbirlerini kesinlikle uyacağız. Evet. Bu şart uymamızı. Ama bu aralarda çok yakınlarda mesela örneğin Cumhurbaşkanımız bir şey yaptı. Açık hava toplantısı şimdi yaptı. Yap. İnsanlar birbirlerini yiyor. Yine kongreler oluyor. Yine bir takım çalışmalar oluyor. Maalesef, niçin peki? Maalesef. Yani bu maalesef. Ne derece doğru? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani özgür düşünceyle bakalım. Biraz önce böyle olması gerekir dediniz ama bir de bakıyoruz ki yani kesinlikle kimse yanlış anlamayacak. Bakıyoruz ki işte toplantılar oluyor, kongreler oluyor, insanlar yan yana oturuyor, düğünler oluyor. Şimdi düğünlere ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ya, ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi mesela abi bizi düğünlerde çağırdı da gitmedik hani. Ne evet. De gitmedi? Bu hastalık var. Gidilmemesi lazım. Şimdi yasakladılar. Şimdi yasaklandı. Bugün itibariyle yasaklandı. Yasak olmasa dahi da kendimiz hani o yasak gelecek diye düşünmemiz lazım yani. Evet. Devletimiz Allah'a şükretmesin. Devlet bizim için uğraşıyor. Mesela toplantılara niye gidiyoruz mesela? Toplantıya gitmeyeceğiz. Değil mi? Gitmememiz lazım. Çok zaruri bir hallerde mesela o zaruri artık. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.